20 yaşındalar. Bilmiyorlar neyin ne olduğunu, belki sadece duydular. Sizden duymak isteriz lütfen. Tamam. Kısaca anlatayım. 1996'da bir ölüm oruçları oldu. 2000'de de oldu sonra. Bunlar 1996'daki cezaevi koşulları, tecrit ve oradaki kötü muamele ve özellikle tecrite karşı F tipi dediğimiz o cezaevlerinde bir direnişti ve bir anlaşmaya varmak istiyorlardı hükümetle. Biz orada devreye girdik. İstanbul Başsavcısının davetiyle ve bir o taraftan, bu taraftan da Eşber Yağmur Derili kardeşimin davetiyle Yaşar Kemal'le beraber gittik. Başka arkadaşlar, politikacılar da geldi. Ve orada cezaevinde isyan vardı, içeri girilmiyordu. Girdik, 11 kişi ölmüştü. 12. Yemliha Kaya'nın cenazesi de orada yatıyordu. Orada, yani cezaevindeydi, henüz alınmamıştı. Cezaevinin dışında aileler buluşmuş, işte gözyaşları içinde bekliyorlar. Dünya basını, Türk basını bekliyor. Biz o sırada girdik ve bu konuyu çözmeye çalıştık. Yani nedir şu istekler? Bunlardır. Bu istekler kabul edilmeyecek şeyler değil. Medeni bir ülkenin normal cezaevi koşulları isteniyor. Ve o dönemde Refah Partisi iktidardaydı. Ve bizimle de o dönemde Mukadder Başeymez vardı, Refah Partisi milletvekili. Aradık. Şevket Kazan da Adalet Bakanı. Onlar operasyon yapmak istiyorlardı. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü vardı. Ve gerçekten bir katliam hazırlanmışlardı. Fakat ben çok ısrar ettim. Dedim ki başbakana ulaşalım. Erbakan'dı başbakan. Dediler ki uçakta Ankara'ya gidiyor. Ankara'da indi. Onunla konuştuk. Böyle böyle dedik. Ben de dedim ki sizin getirdiğiniz yasalar değil bu. DYP, Mehmet Ağar, onların getirdiği kurallar. Siz niye dedim bu şeyi katliamın sorumlusu olmak istiyorsunuz? Daha yeni bir hükümetsiniz falan. O da dedi ki kendi anlayışınca tabii. Şimdi dedi bu gece zaten Kadir gecesi dedi. Biz bunu kabul edelim dedi. Olay çözüldü. Kabul edildi ve birdenbire ambulanslar geldi. Aileler gözyaşları içinde, çocuklar kurtarılıyor ki çoğunu kimi görme yetisini kaybetmişti, kimi duyma yetisini biliyorsun. Korsakoff hastalığı falan oluyor. Neyse o dönem öyle bitmişti. Şimdi 2000'de tekrar aynı olay oldu. Ve 2000'de biz gene çok acı bir koşullarda gittik ve orada da şöyle bir şey vardı. Yaşar Kemal'in karısı da Tilda, sevgili Tilda'mız da yoğun bakımdaydı. O vefat etmek üzereydi. Yani durumunu öğrenmeye çalışıyorduk. Fakat o sırada oradaydık. Başka arkadaşlar da vardı. Fakat hava değişikti. Bu sefer daha sert bir hava vardı. Bir Ecevit hükümeti vardı. Ve Adalet Bakanı da Hikmet Sami Türk'tü. Ben bir önceki yaptığımız gibi gene tutuklu arkadaşlarla, içerideki arkadaşlarla konuştuktan sonra bu istekler konusunda ben savcının, cezaevindeki savcı odasından Hikmet Sami Türk'ü aradım. Dedim ki geçen 96'da böyle böyle oldu. Erbakan dedim bu istekleri kabul etti. Dolayısıyla bu olay çözüldü. Şimdi de burada böyle bir korkunç bir duruma gitmek üzere. Lütfen buna müdahil olun ve bunu da çözmek istiyoruz dedim. Ben dedi Sayın Başbakan'la konuşayım, size döneyim dedi. Konuşmuş Ecevit'le döndü, dedi ki Başbakan kabul etmiyor dedi. Şimdi o dendiği anda zaten anlaşıldı ki operasyon o kadar bütün safhalarıyla hazırlanmış ki yapacak bir şey kalmadı. Çıktık. Bir de şunu söyleyeyim, Türkiye'de basın hükümetlerle davranır biliyorsunuz. Yani o genel geçer, derin devletle birlikte davranır. 96'da bize iyi ki girdiniz, iyi ki bu olayı çözüyorsunuz diyen basın bu sefer manşetlerden, Hürriyet'ten özellikle işte bunlar cesaret veriyorlar, ölüm oruçlarına hainler diye bize yüklenmeye başladılar. Oradan da belliydi ki basında hazırlanmış, hükümet de hazırlanmış, herkes hazırlanmış. Bu sefer başka bir olay olacak. Ve çıktık. Ben televizyonlara çıktım o akşam. Çünkü şöyle bir yalan söyleniyordu. Pardon, o akşam çıkmadım. Daha sonra operasyon yapıldı. O bildiğimiz hayata dönüş adı altında o korkunç bir isimle canlara kıyıldı. Ve şöyle yalanlar yayılmaya başladı. Kendilerini yaktılar. Hapishanelerden birbirlerine telefon ettiler, emir verdiler. Siz de yakın, siz de yakın diye. Ben de o akşam ATV ana haber bültenine çıktım Ali Kırca'ya. Dedim ki bu tamamen bir yalandır. Çünkü biz Yaşar Kemal'in ölüm döşeğindeki karısına ulaşmak istedik. Telefonlar çalışmıyordu. Jammer'lar vardı, bozulmuştu. O yalanları da öyle çıktım.
Böyle yani o olay maalesef çok acı bir şekilde ben böyle yaşadım. Tanıklığım bu.